Türkiye neden protokollerle yönetilsin ki? Bunun sorunlu tarafı şu, anayasada laik bir cumhuriyetten söz ediliyor. Demokratik, sosyal ve bir hukuk devletinden söz ediliyor. Ancak bu kavramların anayasada askıda kaldığını, çok hüzünlü bir biçimde oracıkta beklediğini görebiliyoruz. Çünkü laiklikten çok uzaklaşıldı. Demokratik bir yönetim anlayışından çok uzak ki okullar ve üniversiteler bunun etkisi altında. Ve tabii hukuk devleti neredeyse yok. Yasama, yürütme, yargı sarayda çok küçük bir yapının elinde, hatta bir ailenin elinde diyebileceğimiz aşırı merkeziyetçi, tek tipçi bir dayatmayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla anayasanın askıya alındığı, eğitimle ilgili ve genelde yasa ve yönetmeliklerin zaman zaman kendi çıkardıkları yasa ve yönetmeliklere göre bile davranmaları, gözlediğimiz ihlallerle dolu bir süreçte karşı karşıyayız. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinin ardından bir derece yükselmesi, bir daha çok bir yoğunlaşmayla karşı karşıya kaldık. Tabii bunun emarelerini çok önceden de görmüştük. Bakın, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma, geri çekilme, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği ve benzeri kavramlarının eğitim alanından, üniversitelerden çıkarılması, yasak kavramlar haline gelmesiyle karşı karşıyorduk. Yani gelmekte olan az çok belliydi. Ama seçimlerden sonra daha büyük bir güçle, yeni bir bakan değişikliğiyle birlikte eğitim alanının daha da dinselleştirileceğinin işaretlerini görüyoruz. 50-60 öğrencili sınıflarla karşı karşıya kalıyoruz. 30 öğrenci bile bir hayli çokken 40-50-60 öğrencili sınıflar bize eğitim yatırımlarını çoğaltın mesajı veriyor. Ama eğitime kaynak ayrılmadığı için, yeterli bir kaynak ayrılmadığı için biz bu sorunu ne yazık ki çözemiyoruz. Bütçe sürecinde biz bunları konuşmalıydık. Ama Milli Eğitim Bakanı'nın o konularda hiçbir siyasal vaadi olmadığı için, çünkü ciddi bir ekonomik kriz var, ciddi bir borçlanma var, ciddi bir sorun var, yani Türkiye'de bir yönetememe krizi var. Eğitimde dinselleştirmeyle yaklaşan yerel seçimlere doğru bir yönelim olduğunu görüyoruz. İktidarın vaat edebileceği pek bir şey kalmadı. Dolayısıyla yerel seçimlerde kendi rengini yerli ve milli adı altında bir şekilde dinselleştirme biçiminde, ırkçı bir eğitim, cinsiyetçi bir eğitimle temellendirme biçiminde karşımıza çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geldiği günden bugüne kadar kararları öğretmenler odasında alıyoruz söyleminin katılımcı bir yanı gibi, gar gibi gözükse de uygulamada bunun böyle olmadığını görüyoruz. Protokoller, hep protokolleri sorun olduğu, biz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak bunların iptali konusunda davalar açtık. Pek çok davayı kazandık ama başka bir adı altında yeniden dinci cemaat ve tarikatların resmi alanda kendisini dernek ve vakıf olarak gösterdiği kurumlarla protokollerin imzalanmaya devam edildiğini gözlemliyoruz. Tabii Milli Eğitim Bakanı bütçe görüşmesi sırasında açıkladığı 10'a yakın vakıf var dediği, bu vakıfların ne olduğunu açıklamak zorunda. Çünkü bunu bütçe sürecinde biz göremiyoruz. Biliyorsunuz siyasal iktidar bu yaklaşık çeyrek yüzyıla yaklaşan bir zaman diliminde çok açık bir biçimde bir din sınıfı yarattı. Biliyorsunuz ÇEDES projesi, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum protokolü, süresiz bir protokol. Herhangi bir kentle sınırlı değil. Kocaeli'ne, Kırklareli'ne geldi, Kocaeli'ne geldi, İzmir'de zaten 900'ün üzerinde okula din görevlilerinin atanacağı bilgisi geldi. Bu protokoller için ciddi hazırlıklar yapılıyor. Rehber öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimize etkili psikolojik, sosyal destek vermesi gerekirken manevi danışmanları sürece sokması gerçekten siyasal iktidarın ciddi bir biçimde çocukları ve gençleri kendi ideolojik ve politik çizgisine çekmek, okulları AKP-MHP iktidarının bir arka bahçesi haline getirmek üzere yaptığı atılımlar olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız.